Sözlerimin bütün amacı zihnini dolu değil, boş bırakmaktır. Öğrenmekten uzaklaşırsan fırsatı kaçırdın demektir. Konuştukların bir öğreti değil, gerçek anlayışın yeniden tesis edilmesi ve yanılsamanın ortadan kaldırılması için bir açıklamadır. Ben bir konuşmacı ya da vaiz değilim. Dünyayı değiştirmek gibi bir misyonum da yok. Kimseye verecek orijinal sözlerim veya öğretilerim yok. Sadece yaşadıklarımı doğrudan kalbime en doğal şekilde yansıtıyorum. Taze fikirlere veya faaliyetlere karşı hiçbir hayranlığım yok. Dünyevi çabalar ve uğraşlar için tüm coşkum neredeyse gitti. Benim için düşünceler, sözler ve eylemler, hayatın faaliyetleri sadece varlığın lütfuna hizmet etmek için kullanılan araçlardır. Nihayetinde aradığımız özgürlük kavramından bile özgürlüktür. Bu çabanın sonudur. Dikkatimizi, çabalarımızı olabileceğimiz en iyi birisi olmaya harcıyoruz. Bu şartlanmanın sonucudur ve gerçek kalpte tanınıp doğrulanıncaya kadar doğal ve kaçınılmazdır. Mükemmelliğe doğru gelişmek insanlığın bütün hikayesidir. Ancak bu özgürlük değil, gerçek değil. Elbette yaşayabileceğin en yüksek ifadeyi yaşa. Özgürlüğüne ve gerçeğine hizmet etmediğini hissettiğin şeyi değiştir. Kalbinin yönlendirmesini takip et. Ama bu ifadeyi benliğin somutlaşması veya tanımı olarak algılama. Minnettarlıkla hayatın kendisinden bir hediye olarak hayatının tadını çıkar. Yaradan'ın bir ifadesi olarak, kozmosun bir dansı olarak, formsuz gözlemci olarak içeride kalırken. Bilge varlığın aynasında kendisi gibi görünen görüntüye bakar ama kafası karışmaz. O boşluğun içinde parlayan değiştirilemez varlık olarak kalır. En çok acıtan şey saf ben farkındalığı yerine ben olarak yaşamak zorunda kalmaktır. Kavramsal maneviyat her zaman hazır ve kolay olmuştur. Nadir olan bilgi kalbin içinde tutulduğunda kendiliğinden parlayan kutsallıktır. Lütfen dikkat et. Duyguları deneyimle ama duygusal bir muhasebeci olma. Ego zihnin nihai hilesi gören kavramının arkasına sığınmaktır. Sonra ben görünen bir şey değilim der. Sadece bilgeler onun varlığını algılar ve kökünden söker. Kendi imajın su yüzeyinde dans eden ışık oyunu kadar geçicidir. Misafirler bir restorana kendi menüleriyle gelmeyeceği için kendi ihtiyaç listenle yaşama. Eğer öyle olursa hayatın hazırladığı yemeklerden kim memnun kalacak? Hiçbir kavramın özelliği olmadığını fark et. Zihni açık alan olarak bırak. Ne herhangi bir kavramı gerçek olarak kapat, ne de ona sahip çık. En önemlisi, ne kadar çekici olursa olsun, herhangi bir fikirle özdeşleşmekten kaçın. Böylece doğal zihnini sınırlamayacaksın. Kendini sorgulama beni iyileştirmez. Daha çok beni salt düşünce olarak açığa çıkarır. Ve sonunda bu ben düşüncesini kaynağında eritir. Artık sorun yok ama günlük hayatıma döndüğümde farklı olacak diye bir düşünce gelebilir. Bu zaten düşüşünü bekliyorsun demektir. Bunu düşünce olarak kabul et. Hisset. Ancak ilgisiz gözlemci olarak merkezde kal ve bilgiyle onayla. Bu doğru değil. Pratiklerin kendi başlarına otomatik olarak aydınlanmaya yol açmadığı doğru olsa da önemli bir yere sahiptirler. Başlangıçta zihni ince gerçeklere açık olmaya hazırlarlar. Nihai anlayış bir kez gerçekleştiğinde uygulama dikkati varlık zemininde oluşturmaya ve kalpte tanınan şeye yönelik şüpheye ortadan kaldırmaya yardımcı olmaya devam eder.
Parmağını suya batırırsan biraz titrer. Kaldırıldığında su tekrar sessizleşir. Bu suyun doğasıdır. Benzer şekilde varlığın doğası öyledir ki eğer karıştırılırsa kendi doğal dinginliğine geri döner. Yardıma gerek yok. Ama ben düşüncesinin olduğu yerde parmak her zaman suyu çalkalar. Kişi somut dünyadan çok fazla acı çekmez. Zihinsel gürültüden acı çeker. İç dünyan tüm varlıkların doğal dinlenme yeridir. Gerçek dinginlik ve sevgi yerimizdir.